Efendim selamlar, selamun aleyküm, merhabalar. Muhterem anneler, babalar, anne baba adayları, anneanneler, babaanneler, dedeler. Eğitim rehberi programında ailede din eğitimini konuşurken hani gelişimden, çocuğumuzu tanımaktan bahsediyorduk. Çocuğumuzla tanışmak, tanımak, gelişim konusunda şu an muhabbet ediyor, müzakerelerde bulunuyorduk. Efendim geçen programımızda Annenin, babanın 0-3 yaştaki ahlaki ölçüsünü, tutarlı, tutarlı olmasını, kuralları yavaş yavaş oluşturması gerektiğinden bahsetmiştik. Evladımıza ebeveyn olarak dengeli davranmaktan, tutarlı davranmaktan bahsetmiştik. Bir de çok önemli bir ifade kullanmıştık. İlgi, ekmek gibi, su gibi çok önemli ve çok lazım olan bir hadisedir. Anne gerçekten şefkatle beraber öyle bir şefkat ki kesinlikle karşılıksız bir sevgi olan anne sevgisiyle evladına yaklaşırken babanın da belev ki yorgun argında olsa bir şekilde akşamleyin geldiğinde ciddi anlamda ilgi alaka göstermesi gerektiğinden bahsetmiştik. Hatta yaş büyüdükçe bu günde bir saat, bir buçuk saati aşmalı demiştik ki en azı minimum yani çok yoğun olduğunuz yarım saat babalar da evladıyla vakit geçirmeleri gerekiyor ki çocuğun gelişimi sağlıklı olsun, tensel temas yerinde olsun. Bir de yine geçen programımızda kucak hadisesine değinmiştik. Kucağa alınmasından, kucağa alışmasından korkmayın. Tensel temasa çocuğun ihtiyacı var demektir. Kanını doyurduk, altını temizledik. Tamam işte artık benim görevim bitti canım ya. Başka bir şey yapmaya gerek yok değil. Hayır, ilgi alaka, onunla konuşmak, ona vakit ayırmak, muhabbet etmek çok önemli demiştik. Tabi burada anneler var ya anneler çok büyük iş düşüyor onlara. Gerçekten de işleri çok kolay değil. Ama Allah Celle Celaluhu anneyi çok farklı bir yere koymuş Allah. Efendimizin cennet annelerin ayakları altındadır ifadesi gerçekten çok önemli bir ifade. Çok büyük bir ifade. Kariyerin uç noktası diyoruz. Tabi çocuk olunca kadın artık anne olmuştur. Yani taşıdığı onur çok farklı. O hem doğurdu hem doyurdu canı, ciğeri, o küçük can artık onun içindir ve o hatta bu canı kendisine tercih eder. Bu çok büyük bir şey. Rabbimizin ayrı bir lütfu bu sevgi ama demek ki hanımlarda, kadınlarda bu potansiyelle beraber Allah yaratmış ki bazen o anne der ki bu çocuk benim canım yavrum Acaba bazen düşünürüm kim kime ait? O mu size ait, siz mi ona aitsiniz? Çünkü canına tercih eder anne. Yavrusunu, yavrusu için canını verir. Ki Allah mesela o kadar e, Kur'an-ı Kerim'de anneyle ilgili çizgileri, gelişimle ilgili çizgileri öyle bir e, çizmiş, öyle farklı örnekler vermiş ki e, mesela sütten kesilmeyi iki yıla kadar e, diyelim Kur'an-ı Kerim'de 24 ay, iki yıl içinde olacağı bildirilirken, ee, anne babayı mutlaka teşekkürü emrediyor. Kendisine ibadetten sonra anne babanın değerini allah Teala Lokman suresinde farklı surelerde anlatıyor. Hatta anne ile bağı kesen kişinin ahirette tüm dostlarıyla ayrı kalacağından bahsediyor. Bu çok ciddi anlamda önemli bir tehdit mesela. Annesiyle evladını ayıran kıyamet günü Allah'ın sevdikleriyle e, ayrı bir yerde haşredilmesiyle ilgili bir tehdit söz konusu ki bu gerçekten aslında önemli bir hadise. Yani anne ile çocuk bir bütün ve ayrılmaması gerekiyor. İki yıl sütten kesilmesi ortaya konmuş. Yine Kur'an-ı Kerim'de farklı bir hadiseden de bunu anlayabiliyoruz. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kıssasında e, ilginç bir değerlendirme bu farklı bir bakış açısı. Tabi e, tefsir uzmanlarına da burada hani onların alanına da girmeden e, dokunmuş olalım meseleye. Yani ilginç Musa Aleyhisselam doğuyor tabi o zamanki e, malum hadise e, Firavun ilan ediyor rü, bir rüya üzerine e, yeni doğan çocukların tamamının katline öldürülmesine karar veriyor ki e, ülke geziliyor çocuklar katlediliyor derken işte o veli olan zat Musa Aleyhisselamın annesi e, ne Allahü Teala bir şekilde vahiy hem ona emzirmesini hem de eğer bir tehlike olduğunda onun aleyhinde bir şey olursa e, suya bırakmasını. Emrediyor. Gerçekten tehlike geldiğinde çocuk bir sandığın içinde suya bırakılıyor ve firavunun hanımı o sandığı gördüğünde, bulduğunda onunla beraber o nur topu yavruda bir farklılık görüyor ve o sırada işte farklı mucizeler rivayet ediliyor. O mucizeler üzerine bu çocuk bize göz aydınlığı olur diyor beyine, firavuna. Biz buna evlatlık edinelim. Bize de bereket olur diye düşünüyor. Musa Selam evlatlık ediniyor. Ama orada çok önemli bir hadise var. E, Tabi evlat daha yeni doğmuş. E, süt anneye ihtiyaç var. Ülkede süt anne araştırmasına giriyorlar. Düşünün devlet erkanı. Evet bu çocuk ne olacak? Bu çocuk e, şimdi artık e, emzirilmesi lazım. Emzirilmesi için de süt anne bulunması lazım. Ama kimi getiriyorlarsa çocuk emmiyor. Allah Allah. İlginç. Halbuki... Süt anne hadisesi var. Farklı çocuklar farklı annelerde e, süt anne açısından istifade edebilirlerken neden olmuyor? O sırada olayı takip eden Musa Aleyhisselam'ın teyzesi, annesinin kardeşi ben size bir süt anne bulurum diyor ve kendi annesini saraya getiriyor. Hatta rivayetlerde Firavun'un e, saraya gelen gerçek annesi sütünü emzirdiğinde, emdiğinde sen bunun bir şey oluyor musun sorusuna... Annesi de ben bu noktada hani sütü verimli, bereketli bir insanım tarzında bir cevap verdi diye rivayet ediliyor. İşte burada önemli olan nokta Musa Aleyhisselam'ın süt anne olarak farklı birisine de gidebilirdi. Kur'an belki burada yer vermeyebilirdi. Bir sürü hikmeti vardır ama biz işin gelişim açısından meseleyi değerlendirdiğimizde demek ki orada anneye, annenin güvenine, annenin desteğine Musa Aleyhisselam'ın ihtiyacı var ki serüvenin, hikayesinin oradaki kıssanın Kasas suresindeki o kıssaların daha Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı hadiselerin tamamına baktığımızda siz bir sarayda yetişiyorsunuz. Şimdi tefekkür edelim. Saray sizi besliyor, büyütüyor. Sizi evlatlı kalmış, yetiştiriyor ve bir gün diyorsunuz ki hayır sen Rab değilsin. İşte o sizi yetiştirene karşı geleceksiniz. O büyük hükümdara o zamanki standartlarda büyük hükümdara karşı geleceksiniz ve masaya hakikat yumruğunu koyacaksınız, vuracaksınız. Bunun için bir özgüven gerekir değil mi? Hani ciddi bir özgüven gerekir, güzel yetiştirilmek gerekir. Acaba ne dersiniz? Acaba 0-2 yaşta hikmetinden sual olmaz ama o annenin emzirmesi, öz annesinin emzirmesinin hikmeti var mıydı orada? İşte annelerin çocuklarından özgüven için, ilerideki girişimcilik için kesinlikle ayrı kalmaması gerekiyor. Özellikle günümüz kanunlarında bir takım düzenlemeler var. Süt izni vesaire ama bize kalsa biz deriz ki 0-2 yaşta anne sırf çocuklarıyla uğraşsın. Hayatını onlara adasın. Çünkü ömür boyu o gelişimde, o yaş grubunda annenin yakın olması, ilgi göstermesi çocuğun yarın öbür gün başarısı için çok önemli bir hadise. Anne ile evladını ayıran kıyamet günü sevdikleriyle ayrılır aman dikkat etmek lazım. Anne etek emeği bürünmüş fedakarlıktır. Ağlarsa ana ağlar. Gayrısı yalan ağlar demişler ya. İşte emeği tartmadan verir anne. Anne emeği tartmaz. Ben şu kadar fayda sağladım demez. Sayıp hesaplamadan verir. Şartsız verir. Kesin fedakarlıktır. Sınırsız verir. Sen bana bunu yaparsan demez. Çok önemlidir. Kıskanmadan sunulan bir sevgidir. Evladı olan sevgi. Evet, hata ederiz bazen. Biz çocuklar olarak hata ederiz. Küçükler olarak hata ederiz. Ettik de baktık ki annelerimiz ne yaptı? Tekrar geldi. Ne kadar hata yapsak da yine bizi affettiler. Yine biz de ona sarılırız. Ne kadar fırça çekse de, ne kadar kızsa da o bizim annemizdir. Yine sarılırız. Anne açıkçası affın, şefkatin, hoşgörünün gerçek adıdır. Ete kemiğe bürünmüş hallidir anne. Sabırla yoğrulmuş bir eğitimdir tabiri caizse. Anneye baktığı zaman aslında çocuk sabrı da öğrenir değil mi? Ne kadar soru sorarsa sorsun, ne kadar sıkıntı çekerse çeksin, tekrar yavrusunu eline alır ve tekrar yavrusunu kucaklar. Ne sıkıntılar çekerse çeksin. Annelik çok önemli bir müessese dostlar. İşte çocuğa ilgi bu noktada anne ile beraber başlıyor. Anneyi çalışan bir anne, ilgisiz bir anne, sevgisiz bir anne, en iyi çocuğu biz yetiştireceğiz diyen ebeveynler. El kaldırın demiştik. Evet, en iyi çocuğu biz yetiştireceğiz diyen ebeveynler. El kaldırın demiştik. En iyi ebeveyn olmak için 0-2, 0-4 hatta 0-6 yaşta çocuk anneyle olmalı anne tamamıyla kendisini, çocuğunu adamalı ki güzel bir yetişme olsun. Gelişimde bunlar çok önemli. Gelişime tabii ki mesela hakim olmak istiyoruz. Anneler birazcık da o yetiştirecekleri evladını hangi aşamada, hangi konuda nasıl geliştireceklerini, hangi aşamada ne yapabileceklerini de bilmeliler. Ben bu noktada hem programda da zikrediyoruz ama ayrıyetten okumalar yapılmasını da veya programların dinlenilmesini de tavsiye ediyorum. Örneğin 4 aylık bir çocuk nesnenin devamlılığını anlayamaz. Yani bir ortaya bir materyal koyarsınız. O ortada onu görür, ellemek ister. Onun üzerine bir örtü örttüğünüzde 4 aylık bir çocuk onun yok olduğunu zanneder. Ama 8 aya gelindiğinde örtüyü kaldırır ve altından o oyuncağa ulaşmış olur. 8 aylık bir çocuk bir örtü örttünüz İkinci örtü örttünüz. iki kat bir şey koydunuz. Birinciyi kaldırdı göremedi. ikinciyi kaldırmaz artık. 12 aya geldiğinde ise artık yavaş yavaş ikincisini de kaldırmış olur. Anne 8 aylık bir bebek yavaş yavaş yabancıyı tanır. Önce korkar. Ağlar. Acaba ne olacak? Neye bakar? Annesinin, babasının o yabancı geldiğindeki durumuna bakar. Gerçekten korkulacak birisi mi? Hayır. Sevilecek birisi mi? Sarılacak birisi mi? Akraba mı? Tanıdık mı? 8 aylıkken yavaş yavaş çocuklar bunları kavramaya başlar. Mesela çocuklara doğum günlerinde palyaço getirirler küçük çocuklara. Palyaço ilk gördüğünde çocuk başlar ağlamaya. İlk gördüğünde neden ağlar ya? Palyaço komik değil midir aslında? Ama onun için artık öncelikle tanımlanamamış bir varlıktır. Zarar mı verecek? Nasıl bir şey? Burnu farklı, ağzı farklı, rengi farklı. Mesela küçük çocuklara gerçekten doğum günü yapıyorsak veya böyle faaliyetler yapıyorsak şeklini değiştiren kişi çocuğun yanında makyaj yapsın. Çocuğun yanında şeklini değiştirsin. Öncesini de görsün, sonrasını da görsün ki ne olsun? Önce ve sonra o farkı gördüğü zaman korkusu gider. Korku çok önemlidir. O küçük yaşta yüksek sesle, yüksek belli olan sesler, farklı korkutmalar, bazı anneler babalar, bazı babalar da bunu daha çok görüyoruz. Gereksiz şakalar gereksiz e, korkutucu hareketler yapabiliyoruz. Küçükken çocuklarımızı aman ha aman sakın ha korkutmayalım. Motor ve fiziksel gelişim dediğimiz gelişimde önemli bir hadisedir. Motor ve fiziksel gelişim. Ne demektir? Motor ve fiziksel gelişim. Bunu başlık olarak duyarız. Korkmayın. Basit şeyler, bildiğimiz şeyler. Fiziksel gelişim organların gelişimidir. Elinin büyümesi, ayağının büyümesi, başının büyümesi, bir şeyi kaldırabilecek güce erişmesi. Buna biz fiziksel gelişim diyoruz. Motor gelişim nedir? Motor gelişim de şudur. O şekilde elini kaldırabilme yetisi, kuvveti kazandı bu fiziksel gelişim. Bunu harekete geçirebiliyorsa, istediğinde örneğin kağıdı kaldırabiliyor ya da bırakabiliyor. Evet, motor gelişim başlamış demektir. Buna da motor gelişim diyoruz. Yani Mesela bu büyük kas gelişimi olabiliyor. Yürümek, koşmak gibi. Veya küçük kas. Bir makaslı bir şeyi kesmek, ince ipi ayırmak, küçük bir şeyi kaldırmak, yemek yemek. İşte bunlar küçük kas gelişimi. Üst üste bir şeyi koymak, dengeli bir şekilde koyabilmek, düşürmeden koyabilmek. Bunlar küçük kas gelişimi. Bir de büyük kas gelişimi var. Yürümek, koşmak, bir nesneyi tutup kaldırmak. El göz koordinasyonu da bu noktada önemli. Bununla ilgili antrenmanlar da çocuğumuzu bu noktada da e, takip etmemiz ve bir takım daha küçükken 0 3 yaşta bile olsa belli fiziksel yapabileceği şeyleri yaptırmamız lazım. Bir şeyi kaldırmak, indirmek, dizmek, ardarda arda koydurmak. Bu noktada biz takip edeceğiz. Ancak şuna özellikle e, altını çizerek belirtmek istiyorum. Ne yapıp edeceğiz? Takip edeceğiz ama kesinlikle kıyas yapmayacağız. Örneğin biraz önce örnek verdik. İşte 4 aylık bir çocuk nesnenin devamlılığını anlayamaz. Ama 8 aylık anlar. Ya bizimki 9 aylık, 8 buçuk aylık oldu anlayamadı. Her çocuk özel. Ufak tefek, birkaç haftalık, 1-2 aylık farklılıklar söz konusu olabilir. Bir çocuk çok önce konuşup, diğer çocuk o zaman da konuşamayabilir. Bir çocuk çok önce yürüyüp, diğer çocuk aynı anda yürümeyebilir. Kıyas yapmayacağız ama şuraya önemseyeceğiz. Bu yaş grubunda işte 12 aylıkken yavaş yavaş iki kelimelik, bir kelimelik konuşmalar olmalı. İşte cümle kurmalı dedik diyelim. Ha, bizim çocuk kurmadı. Eyvah! Bittik tükendik demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Biz acaba bunun gelişiminde bir sıkıntı var mı? Doğru zamanı bekleyip bu zamana kadar olmadıysa hemen bir uzmana başvuracağız ve evladımızın gelişimiyle ilgili acaba eksiklik var mı? Hemen bir pedagogla ya da çocuk gelişimiyle ilgili birimlere gidip kendimizi veya bir pedagoğa gidip çocuğumuzun gelişimiyle ilgili bilgi almış olacağız inşallah. Tabii bu süreçte anneler çok önemli de babalar önemli değil mi? Bir erkek çocuğu olduğunda çok büyük bir onur yaşar da. Maddi olarak da, fiziksel olarak da, manevi olarak da baba olmuştur artık kız çocuğu veya erkek çocuğu fark etmez. Bir baba ne için çalışır? Çocuklarına güzel bir gelecek için çalışır. Bakıyoruz şimdi. Yetişkin olmuş artık çalışıyor soruyoruz kimler için işte bu yavrular için işte bunları yetiştireceğiz. Bunların eğitimiyle uğraşacağız. Kendini adamış. Ama işte ilgi çok önemli. Burada çok önemli babalara çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Efendimizden. ben de açıkçası bu hadis-i şerifi okuduğum zaman ya da aklıma getirdiğim zaman böyle bir müjde almış gibi seviniyorum. Hadi siz de sevinin babalar. Çok önemli bir müjde. Sevabını sadece Allah'tan numara ailesinin ihtiyacını karşılayan hanımının ağzına lokmasını koyan çocuğunun ağzına lokmasını koyan bir harcama yapar. Efendimiz buyuruyor ki işte o harcama var ya işte o sadakadır. Ya bir adam devamlı sevap kazanır mı? Sabahtan akşama kadar helalinden uğraşıyor. Evladını büyütmek yetiştirmek için para kazanıyor. Hanımına e, güzel bir hayat sunmak için para kazanıyor yetiştiriyor. Ağzına lokmayı koyuyor. Sadaka. Buyurun devamlı kazanıyoruz. Devamlı kazanıyoruz. Elhamdülillah. İşte ama burada baba evladını sağlıklı yetiştirmek ister. Emek harcar. Maneviyatını da önemser. Ahlaklı yetiştirmek ister. Her baba çocuğunun iyi huylu olmasını ister. Yani merhametli, güzel ahlak sahibi olmuş bir evlat kimi sevindirmez ki? Babanın işi de bu değil midir? Güzel ahlak Hiçbir baba çok mal bıraktı, çok para bıraktı diye övülmez. Ancak baba yarın ahirette şunun için övünebilir. Ben güzel bir terbiye, güzel bir ahlak, hakikat savunucusu, bir delikanlı, bir genç hanımefendi yetiştirdim demekle övünebilir. Daha kuvvetli bir miras yok. Siz çocuğunuza bir miras mı bırakmak istiyorsunuz? güzel terbiyeli, güzel ahlaklı bir çocuk yetiştirin. Gerisine gerek yok. Merak etmeyin. Rızık mı? Hiç düşünmeyin. <laughs> Hiç merak etmeyin. Rezzak olan Allah inşallah rızkını verecektir. İşte baba saygıyı öğretir, hürmeti öğretir. Baba aslında güven ve otoritedir. Babanın ilgisi önemlidir. Güven açısından ve otorite açısından evladımızın gelecekte bu özellikleri kazanmasını istiyorsak işte babanın burada himmet etmesi gerekir. Baba himmet eder, evlat gayret eder. Baba himmet eder, evlat hizmet eder. Ama o himmet önce babanın evlada hizmetiyledir. Önce biz hizmet edeceğiz, örnek olacağız. Onlar da bize inşallah örnek olacaklar. Baba himmet, evlat gayret edecek inşallah. Efendim bu programımızın da sonuna geldik. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, selametle kalın. Allah'ın emanında olun. Esselamu Aleyküm.